ben Tuğçe Oduvar ve Çizme Sohbet'in 16. bölümüyle karşınızdayım. Doğru olduğumu sanırım 16. Yanlışsa artık kusura bakmayın. Hikayemize kaldığımız yerden devam ederken bir yandan da bize güzel Paris sokaklarından ezgiler eşlik edecek. Tabii ki de sulu boya setlerim böyle yan yana açtım ama 3 tane falan renk kullanacağım. Siz buraya takılmayın. Önce kara kalemle skeçini atacağım. Daha sonra pilot kalemimin, son hayatta kalan pilot kalemimle detaylarını gelip biraz da sulu boyla renklendireceğim. Bakalım gidişine göre nasıl bir şey çıkacağını hep beraber göreceğiz sizlerle. Ama buralara takılmayalım. Esas önemli olan konuya takılalım. Benim çok ara vermeden Çizme Sohbeti yeni bölümünü atmam. Ne diyorsunuz ama? Çok iyi değil mi? Ben de şaşkın. Hemen serimize kaldığımız yerden devam etmeden önce minik bir özet geçelim de Previsyon Minikamps'ı diyelim. Unutmuş olanlarınız geri hatırlasın ki ben bile bölümlere başlamadan önce gidip eski bölümleri birazcık dinliyorum. Lan neden bahsettim, neler oldu, neler bitmiş, aa ne kadar da heyecanlıymış ya falan diye kendimi böyle eğleniyorum. Yani kendi serim diye demiyorum, gerçekten çok eğlenceli, bayılıyorum bu kıza. Kendim hemen kritik yaptım orada. Birazcık şey tabii, popolamış da olabilirim ama neyse, buraya takılmayalım. Hemencik özeti geçelim. Karadeniz'in soğuk sularından çıkıp Eskişehir'in kurak topraklarında yetişen Minikamps'ı kendini geliştirmek adına Çek Cumhuriyeti'ne gitmiş ve orada Zilin adındaki minik, herkesin unuttuğu psikolojik deneye maruz kalmış bir şehirde Erasmus yapmaya karar vermişti. Erasmus yıllarım diyorum çünkü 3 yıl falan yapmış. Erasmus anılarım artık askerlik anılarına bağladı ama söz veriyorum, neredeyse tutar mıyım bilmiyorum ama bir yaklaşık 30 dakika içinde siz de öğreneceksiniz ki bu bölümde artık Erasmus bölümünün Erasmus sayfasının sonuna gelmiş olacağız. Evet, yalan yok. Bitiriyoruz, kapatıyoruz. Kendi promosyon yapmış. Niye benim içimde böyle minik bir şey var? Ticaret insanı diyecektim de. Abartmayın, bildiğin küçük esnaf var. Ama ne sattı da belli değil. Neyse, geçen bölümde bildiğin askerlik anılarına bağlayıp şu çocuk böyle, bu çocukla böyle falan diye o çocuktan bu çocuğa prensten önce öptüğüm kurbağalara bayağı bir takılmışım. Oo ne kadar çılgın hayatlar varmış Tuğçe'ciğim. Oo bebeğim, bu hayatı yaşıyorsun falan diye kendime takıldım dinlerken bölümü. Çünkü yaşadığını unutmuş sanak. Bu bölümde de kaldığımız dramaların dozunu arttırarak, verdiğim sözleri tutarak sizin karşınızda olacağım. En son ne demiştim size? Ve Minikamps'i aşık oldu demiştim. Ama tabii ki de bölümü hani böyle birisi bir trafik kazası olur ama öbür bölüm kimin öldüğünü hemen anlamadan başlar. Bölümün sonunda böyle verirler ya. Çünkü Türk dizisi izliyorum ben de. Her Türk gencinin yaptığı gibi mini guilty pleasure'larım arasında arkada dönen draması yüksek, saçmalığı taban yapmış Türk dizileri var. Onlardan etkili. Onun için böyle. Kusura bakmayın ama bölüm sonuna kadar açıklayacağım. Şaka şaka hemen açıklayacağım ya. İşte ne olmuştum? Minik depresif ergen çocuğumuz cancığımızı alıp Brno'ya gitmeye karar vermiştik. Brno ziline böyle bir saatlik mesafedeki bir şehirde. Dedik gidelim, komba bir parti yapalım, bir aile gezisi düzenleyelim. Sonra da oradan Prag'a geçeriz, kızımızla da buluşuruz. Böyle sanki belediye ormanında pikniğe gitmek havasında böyle bir haftasını planlamıştık kendimize. Tek farkı ekstrem bir şekilde dans ediyor ve partili olacaktık. Zilinden trene biniyoruz, Brno'ya varıyoruz. Bütün gece Brno'da partiliyoruz. Partiledikten sonra gece 3'te mi 4'te mi ne tren vardı, ona biniyoruz. Prag'a geçiyoruz 2 saatte. Hostele giriş yapıyoruz. Uyuyoruz. Bütün gün uyuduktan sonra akşam tekrardan partileyip oradaki gece trenine binip kaldığımız ziline, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti ziline geri dönüyoruz. Plan bu şekildeydi. Her şey de aslında plana uygun gitti diyebilirim ama yolda hiç planlamadığımız şeyler de oldu tabii ki de. Şimdi buraya gitmişken bizim orada Hayriye Hanımcığımla bir önce gittiğimiz geziden hemen bir seferlik olsa da gelenek haline getirdiğimiz şeyler var. Çünkü o kadar hızlandırmış bir aile hayatı yaşıyorduk ki minik şeyler bile, bir kez yapılmış şeyler bile bunlar denecek kıvamda oluyordu. Bir tane barda yeşil bira içmiştik. O zaman St. Patrick gününden kalmıştı ama sanırım stoklarında çok fazla olduğu için bırakmamışlardı bu yeşil bira satışını. Aylar sonra bile hala yeşil bira satılıyordu yani orada. Yazın bizim gittiğimiz o 4 aylık dönem içinde sürekli yeşil bira bulmak mümkündü. Allah'ım yeşil bira kafası çok iyi falan diyor. İşte psikolojik. Sen zannediyor ki içinde absent var. Aslında renklendirilmiş. Zehir daha hale zehirli hale getirilmiş. Katkı maddesinin dibine vurulmuş. Normal biranın yeşillenmiş hali diyebiliriz buna. Ama havası bir farklı olduğu için hemen dedik gidelim yeşil bira içelim. Oradan kalktık minik oğlumuzu kokteyl içmeye falan götürdük. Sonra da en güzel partilerin yapıldığı bara bulduk. Oraya gittik şimdi eğlenelim diye. Çocuğumuz depresyonda olduğu için onu neşelendirecek şeyler falan düşünüyoruz. O sırada böyle işte bir tane masada böyle biramız var. Bitmek üzere. Birisi böyle masaya çarptı. Yani ruh halini anlatmak için açıklıyorum bu da size. Bira böyle sallandı ama dökülmedi. Çünkü dibinde bir parmak falan kalmış. Aradan 5 dakika geçti falan. Oğlum birayı bitirdikten sonra masaya vurdu böyle.
ne vuruyorsunuz falan diye, ne oluyor lan falan dedik. Bu kadar senkron kaymalı bir atar görmemiştim hayatımda. Kafasına kurmuş kurmuş sinirlenmiş ama ertelemiş sinirlendiğini. 5 dakika sonra sinirini çıkarmak için masaya vurup dikkat edin ya dedi. O sırada masaya vuran çift gitmiş çocuklarını falan, 3. çocuklarını doğuruyorlar, 1. askere gidiyor falan. Öyle zaman geçmiş aradan ama bizim oğlumuz birazcık geç yaşıyordu. Duygularını içinde tutuyordu. Biz dedik ki neşelendirelim olur çocuğum böyle şeyler falan. Bir yandan da gülme krizine giriyoruz. Bu neyin tepkisi acaba bu kadar gecikmeli diye. Sanırım tepkilerini sıraya sokmuştu ya da içinde bir savaş verip daha sonra dışa vurma gereği duydu. Neyse, bizim bar ortamında oynadığımız minik oyunlar vardı. Yani dedik oyun oynayalım. 10 dakika içinde en fazla kim numara işte birilerinden, başkalarından, oradaki çocuklardan, güzel kızlardan telefon numarası toplayıp getirirse o kazanacak, işte diğerleri ona işte iç kısmarca gibi bir şey düşünün. 10 dakika başladı. Ben direkt bir tane çocuğun yanına işte konuşmaya başladım. Çocuk hemen telefonunu çıkardı. Allah'ım dedim, ne kadar kızım, ne kadar etkiliyim, oğlum karizmam lanet olsun falan diye. Meğer bir çocuk dilsizmiş. Yazmaya başladı, ben konuşamıyorum işte dilsizim diye. Ne. Yani bir bar ortamında, gece olmuş 12.30. Sanırım oyunu zaten geçmişim. Bir de kendimi o kadar kötü hissettim ki böyle. Ben orada oyun derdim ne falan. Çocuk böyle çok sevindim benimle konuşma. Ben de çok sıkılıyordum falan diye. Neyse, o çocukla böyle zaten 8 dakika sohbet ettik. Sonra dedim ki ben artık arkadaşlarımın yanına döneyim. Baktım 10 dakika dolmak üzere. Zaten mağlubiyetin dibine vurmuşum. Arkadaşlarla buluşacağım yani. Masada bir tane böyle tatlı bir çocuk oturuyordu. Gittim onun yanına oturdum. Ya kardeş işte ne yapıyorsun falan diye. Sen de mi dertlisin? Ben de dertliyim falan diye. Böyle bir efkarlandım kendi kendime nightclub'ın içine. Orada sohbet etmeye başladık çocukla. Çocuk da gaydi. Konuştuk sonra ben dedim ki ya niye bütün yakışıklı erkekler gay olmak zorunda dedi. Ben gay değilim, İtalyanım dedi. Evet. okey o zaman falan filan dedik. Sonra arkadaşlarım döndü şeyleri. Treni kaçırıyoruz dediler. O kadar farklı yani. Eğlenceyi dibine vurduğumuz için hiç farkına varmamışız zaten. Neyse, biz burada bu çocukla telefonlarımızı değiştirdik. Yani telefon numarasını aldığım tek insan oydu. Ama zaten mağlup olduğum için, ama zaten trende kaçırıyor olduğumuz için içkiler ertelendi. Biz oradan koşarak gara gidiyoruz. Neyse ki barla, yani şehirler o kadar küçük ki barla garın arası böyle 15 dakika falan. Hiç koşmadığımız gibi koşuyoruz. Yarınlar yokmuş gibi koşuyoruz. Koştuk. Tam tren kalkmak üzere, trene bineceğiz. Aklımıza şey geldi. Biz tabii buraya varınca çantalarımızla partilemeyeceğimiz için tren garında bunları locker'ın içine koymuştuk. Gittik hemen trene binmek üzereyken aklımıza geldi. Geri gittik. Bu arada düdüğü müdüğü çalıyor. Hani tren gidecek o noktada. Son dakikanın son dakikası. Koşarak çantaları aldık. Hatta şöyle olduk. Almalı mıyız? Yani almalıyız. Bütün kıyafetler, işte bakım ürünleri, temizlik ürünleri falan hepsi içinde. Gittik çantalarımızı aldık. Trene koştuk ve hayatımda sanırım ikinci kezdi bu. Giden trenin içine atladık. Yani hani binip sen de gel, böyle film sahnesi gibi sahneler yaşadık. Orada birbirimizi tutarak trene falan çektik ama kahkahalarla ölüyoruz tabii ki de. Neyse, trende biraz uyuduk. Bir saat mi iki saat mi ne sürüyoruz zaten Brno'dan Prag. Prag'a varınca da hostelimize gittik. Hostelde yattık. Tabii herkes kalkarken biz de yeni yatmaya gidiyorduk. Hakkını verdik yani kaldığımız yerin. O sırada yattık. Öğleden sonra işte kendimize birazcık keki düzen verdik ne kadar olursa. Akşam çıktık, kızımızla da buluştuk. Ailecek partiliyoruz, Allah'ım ne kadar da eğlence. Aile aktiviteleri yapıyoruz falan diye. Bir güzel böyle Prag'da partiledik. Eğlence dibine vurduk kendimizce. Çok hakkını vererek çok güzel bir akşam geçirdik böyle hatıralarımda kalan. Ama böyle akşamlar anlatılmaz ya. Gerçekten çok güzeldi. Sonra da hep beraber gecenin sonunda trenimize binip köyümüze geri döndük. Ama köyümüze dönerken trendeyiz. Böyle leş ama leş. Akıyor yani böyle. Hangover'lık pislik falan akıyor üstümüze. Eve dönelim falan, böyle duşun altına girip böyle 5 dakika falan ufuklara dalacağım. Allah'ım, hostelin pisliği, barların pisliği, hangover'ların pisliği falan üstümüzden akıyordu. O sırada mesaj geldi bana bir tane. Bu kim la falan filan derken, aman dedim, minik İtalyan. Gay değilim, İtalyanım ben, diye kafamda çınlıyor sesi. O kadar kibar, o kadar düzgün, bir de kenarda oturmuş böyle kibarcı konuşuyordu ki. Yani leş insanların içinden çıktığım için garip geldi bana yani. Şey, bünye algılayamadı o anda. Neyse, bunu mesajlamaya falan başladı. Komiklikler, şakalar, Allah'ım diyor ne kadar eğlenceli çocuk. Neyse, biz döndük evimize. Biliyorsunuz o sırada aşk üçgenleri böyle üçgen biçimimizle birbirimize takıyoruz. Ben ondan hoşlanıyorum, bundan hoşlanıyorum. Böyle çılgın bedişin modernize olmuş halini yaşıyor gibi bir şeydi. Eve döndüğümüzde şey fark ettik ya. Oğlum burası bitmiş ya. Çok sıkıcı falan diye. Çok güzel bir ortamımız vardı bu arada. O dediğim yeni gelen işte grupla böyle bir 10-15 kişilik bir grup halinde. Sürekli beraber yiyoruz. Beraber gece dışarı çıkıyoruz. O dorm ne derler, yatakhane partisi falan yaparsak hep beraber yapıyoruz. Böyle ayrılmaz çok güzel bir grup haline geldik. Ama hafta sonları biz böyle Hayri Hanım'a dedik ki ya biz Brno'ya gidelim ya, çok güzel de oradaki parti falan diye. Bir iki hafta sonra falan tekrar Brno'ya gitmeye karar verdik. Çünkü dediğim gibi orası bir belediye mesire alanı ya, gidiyoruz böyle aile hanımcığımla parkta yürüyüş falan yapıyoruz. Neyse, Brno'ya geri döndük. Yeşil biramızı içtik tabii ki de. İtalyan kafemizde yemeğimizi yedik. Sonra partileyeceğiz. Ben İtalyan olsa da
hala iletişim halindeyim. İtalyancığım da geldi, bir de bana hediye almış tatlım. Benim Nisan ayına geliyorduk işte, benim doğum günüm yaklaşıyordu. Bu da seni göremem doğum gününde, şimdiden hediyeni vereyim diye böyle hediye getirmiş. Kibarcık. Ay dedim, ne kadar şeker. Teşekkür ederim falan filan diye. Ben hala işim birazcık taşlandayım. Neyse, beraber gidip parti ettik falan. Hayatımda gördüğüm en iyi dans ve eğlence partneri diyebilirim sanırım. Hem arkadaşlarım hem sevgililerim, herkes arasında, bütün bir toplum arasında görebileceğim en iyi eğlence partnerimdi. Böyle ikimiz de geri zekalı gibi falan diye böyle orman kaçma maymunlar gibi falan dans ediyorduk. Çok eğleniyorduk. Çok güzel bir akşam geçirdik o günde dahi. Sonra akşamın sonunda böyle barın önüne çıktık. Orada bir çeşme var. Aslında bir fountain yani. Romantik bir ortam ama ben çeşme başı diye anlatayım. Daha böyle kültürümüze, yöllerimize ait olur. Daha böyle bize hitap eder diye. Neyse, fountain'ın yanına gittik. Oturduk işte, böyle bir trene binip gideceğiz zaten biz o akşam tekrardan gene. Tren gelmeden önce 10-15 dakika falan konuşuyoruz. Böyle ben fountain'ın kenarında oturuyorum. Böyle dedik ki, sohbet ediyoruz. Ben bir anda içime sanki egzorsizm orada bir şey girdi. Tövbe bismillah ruh girdi. Hayatımda ilk kez durdum. Ben sana aşık oldum dedim. Bir adım geriledi böyle. Ben bile inanamadım. Ben söyledim böyle, durup kendimi tokatacağım. Ne diyorsun sen, kendine gel. Sen Bihter Ziyaricisine aşık olamazsın diye. Kendimden geçiyorum. Hayatımda ağzımdan böyle bir laf asla çıkmamıştı. Başka ilişkilerim oldu ama hiçbir zaman aşka inanmadım. Aşkın benim karakterime uygun bir şey olmadığını düşünüyordum hep. Yani şu şekilde. Bir erkek için ölüp bitmek, mantık çerçevesinin dışına çıkmak, her şey işte, onun etrafında dünyanın bile döndürürüm, senin için ölürüm falan, bu kafalara asla girmemiştim ve girebileceğime de inanmıyordum açıkçası. Kendimi bunun için fazla değerli görüyordum galiba, yani bu duyguyu yaşayamayacak başkası benim kendime verdiğim değerin önüne geçemez diye. Böyle derin duygularım, düşüncelerim vardı şimdi. Şimdiye kadar en azından. O zamana kadar en azından. Sonra bu cümleyi söyledikten sonra şey oldum. Aa söyledim. Aa vallahi neyse. Bir yandan seviniyorum, bir yandan üzülüyorum. Lan ben de aşık olurmuşum diye. Bir yandan diyorum ki yaşasın, ben de aşık olurum. Burada tatmış oldum diye. Neyse, o sırada İtalyan'ı unuttuk bu arada. O da bir adım gerilemişti ya. Sonra bir adım ileri geldi. İnanamıyorum bunu söylediğine falan. Triplere giriyor el hareketleri falan. Çünkü ben de aynı şeyleri hissediyorum ve inanamıyorum. Daha iki hafta önce bir kez gördüm seni. Nasıl aşık olabilirim falan. İç çatışmalarını orada dış çatışma halinde bir yaşadı falan. Modern dans falan yaptı. Orada modern dansın doğuşuna şahitlik etmiş olabilirim yani kendimce. Böyle yere yatacak gibi oluyor, kalkıyor. Eller kollar falan. Bayılıyorum ya bu İtalyanların elleri kolları aşırı. Yani ağzından daha çok kullanıyorlar hatta elleri kollarını herhalde. Böyle bir duygusal durumunu falan, çöküşleri, yükselişleri falan kendi kendine bir devri yaşadıktan sonra ben de sana aşık oldum falan dedi. Ha okey ya, böyle oluyormuş demek falan dedim. Sonra biz trenimle gittik. Neyse, işte bu noktada artık olayların rengi birazcık daha değişti anlayabileceğiniz üzere. Şimdi size bölümün daha ortasına bile gelmeden aslında olayı açıklamış oldum. Hayatımda ilk kez aşık olmuştum. Ama şöyle söyleyeyim size. Benim için aşk kısıtlı alanda, sınırlı sürede yetişen tropik bir bitkiymiş. Onu anlamış oldum. Gerçekten şartlar el verdiğinde herkes her şekilde aşık olabilir. Karşınızda asla beraber olamayacağınız ya da kısa süre beraber olabileceğiniz, ayrı dünyaların insansınızsınız diyen birisi varsa, bir öyle bir seçeneğiniz varsa, aman Allah'ım o zaman hemen aşık olmalıyım deyip bütün vücudunuz böyle gerekli hormonları salgılamaya başlıyor. Benim için öyle olmuştu en azından. Erasmus neticede bitecek. Birimiz Türk, birimiz İtalyan. Dünyanın öbür ucu değil ama neticede dünyanın öbür ucu da denilebilirdi. Ben Eskişehir'in topraklarına, kırsal hayatıma geri döneceğim. O kendi İtalya'da bağları varmış. Oralara gidip işte çiftçilik falan yapacak. Böyle hayaller, hayatlar diye minik ayrımlarımızın olduğu alanda bol kavgalı, vahşet dehşet gözyaşlı bir aşk yaşamaya başladık. İtalyan bu noktada zaten artık bize taşındığı gibi bir şey olmuştu. Bize dediğim, bu tezini mi yazıyordu, bir şey yapıyordu. Bizden farklıydı bunun sistemi. Okula bile gitmesi gerekmiyordu. Öyle gelmiş takılıyordu falan. Onun için bu geldi. Direkt böyle iki hafta falan bizim yurttan oda kiralayabiliyorsun. Evet, öyle bir yurtta ticarethane. Oda kiralıyordu. Hatta bizim onumuz aynı odada kalmış. Bunlar kanka olmuştu falan. Orada böyle yaşıyor bildiğim. Beyaz atlı karpuz kesmeli koridorlarda takılıp siz ne haber hacılar? Ups pıçık falan yapmalı, böyle iğrenç bir ortamın içine düşmüştü ki kendisinin içinde de minik bir Türk babası olduğundan çok rahat uyum sağladı. Herkese böyle çok hızlı kaynaşan, çok iyi geçinen, çok eğlenceli bir yapısı vardı. Gerçekten bak, ay yavrum benim. Böyle bayağı direkt uyum sağladı. Romantik yaşama geçti. Tabii biz de hızlandırılmış yaşadığımız için her şeyi. İşte sabahları romantizmi dibine vurup öğle yemeği eşliğinde kavga edip ayrılıp akşamları tekrar başlayıp romantizmi dibine vurup, romantizmi dibinden hemen ne anladığımı da şurada bir not düşeyim. Hani mum ışığında yemekler değil tabii ki de, bilardo sonuna gidip birbirimizi böyle bilardoda yenmeye çalışıyoruz. Bir romantizm anlayışımız buydu. O sırada deli gibi bilardoya sarmıştık. Ve dediğim gibi zilinde saçma şeyler saçma bir şekilde ucuz olduğu için gidip böyle 2 TL falan verip 3 saat bilardo oynayabiliyordum. Böyle saçma bir şeydi. Bizden başka da giden yoktu zaten. Bir tane bar keşfetmiştik. Full boş, hep boş.
doluşuyorduk oraya. İşte bütün gün bir açıp bilardo oynuyorduk. Çünkü delikanlıyız. Leşhayatlar.com yani. Tabii bu arada resme İtalya'nın dahil olmasıyla dar alanda ortam birazcık kızışmış oldu. Norveç atağa geçti ve hemen gelip bana dünya teklifi sundu. Portekiz çiçekler bıraktı. Macaristan evlilik teklifleri etti. Güzel, abartıyorum ama olaylar gerçekten şöyle oldu. Şimdi İtalyan artık yurtta. Portekiz de bunu gördü. Bir gün geldim işte odaya döndüm. Yine İtalyan'la buluşmuştuk, ben burun odaydım. Kapıda bir çiçek, üstünde bir not. Böyle not romantik değil ama bir o Portekizli'nin bende piercingler, tatular benden akıyor karakterinin altından gelmeyecek bir şeydi bu çiçek bırakmak benim kapıma. Döndüğümde sabah çiçeği buldum. Bu neymiş falan, keşke çikolata olsaydı falan diye romantizm seviyem onu odaklanır çünkü benim. Yenilebilir olmadıkça hediye vermeyin bana diye. Norveç dedi ki seninle konuşabilir miyiz falan filan diyor. Benim işte o dünya umurumda değil yani. Oğlum ben oradan geçtim falan, bitti o üçgen bir şey, bir de birbirimize takma. Ben cidden aşık olmuşumuz, dünya gözümde değil yani. En son hani böyle 2-3 kez falan lütfen konuşalım, seninle konuşmam gereken şeyler var falan deyince ulan dedi ne oldu acaba, ölüyor falan da ben mi işte bir son isteğini mi yerine getirmiyorum diye bir tribe girdim. Buluşalım falan dedim, parka gittik oturduk. Ben dedi sana çok çok yanlış davrandım, sana çok yanlış yorumladım, korktum duygularımdan. Evet, bu da numara 3, ben korkutum diyen. Neyde korkuyorsa, çünkü elimde orada bıçakla, döner bıçağıyla bekliyorum köşede, ondan korkmuş. Böyle bir profil çizmişim çünkü. Ben işte korkmuştum falan ama şimdi işte tek istediğim seninle olmak, işte 2 ay kaldı bak Erasmus bitmesine. Seninle dünya turuna çıkalım, sen de hep istiyordun işte şuraları gezelim, işte Güney Amerika edelim, backpacker yapalım falan diye. Çünkü konuşmuştuk böyle şeyler, benim hani okul bittikten sonra bir yıl dünya turuna çıkmak istiyorum falan filan diye bahsediyordum. Böyle bir sanki altın tepside şey gibi çeyizliğini açıyor. Vaatler bu şekilde ağırlığınca öküz verirlermiş. Şimdi dünya turu vaadiyle geliyor. Benim ne olur lütfen, işte biliyorum şu an hayatında birini anmak aşamasındasın falan diye. Tam hakim de değil konuya ama birazcık hakim. Çünkü İtalyan gelip böyle koridorların köşelerinde pastalar, makarnalar, tatlılar falan bırakıyor. Böyle yavaş yavaş ele geçiriyordu. Katı kendine bir de çok güzel yemek yapıyordu. Böyle gerçekten şey gibi... evimizin minik dadısı gibi herkes böyle şahane yemekler yapıp kalplerini çalıyordu pislik sinsi. Bu da duymuş işte buradan gaza gelmiş, dedim bebeğim kaçtı o tren, kusura bakma, eminim sen de hayatında böyle birini bulursun, haydi yallah, ups dedim, kalktım gittim oradan ceketimi alıp Behlül kaçar yaptım ama gözyaşı değil, yüzümde pis bir sırtış vardı o sırada. Macar da böyle ben senden ciddi düşünüyorum falan dedi. Yavrum ya yazık oldu bak, mesela onunla hala arkadaşız, çoğuyla hatta hala arkadaşız. Böyle hala haberleşiyoruz, evlendi falan, böyle mesaj attı, çocuklarının fotoğrafını falan gönderdi. Böyle garip hayatlar yani. Cidden kalp kırmamışım, onu fark ettim. Nasıl bu kadar da uğraşmayıp kalp kırmamışım, ona da şükür. Herhalde herkes o kafalarda olduğu için kimse birbirine kırılmıyordu. Böyle daha uçtan uçtan, geçici geçici. Yani gençliğe biraz daha şeydir ya böyle. Yoğun yaşarsan ama hızlı geçer. Bir anda gelir, bir anda geçer falan. Herhalde ondandır diye düşünüyorum ya da bilmiyorum. Bilmiyorum ya. İyi insanlar da denk gelmiş. Şu an hiç sorgulayamadım. Sorgularken de içinden çıkamadığım bir duruma geldim. Siz ne düşünüyorsunuz? Neden acaba kalbi kırılmadı? Ne bileyim, intikam diye böyle Türk dizilerinde gibi yıllar sonra karşıma çıkıp hayatıma girip yüz estetiği olup beni kendine aşık edip sonradan Bruno'ya gitme planları kurup beni son günde iptal etmedi mesela. Ne? Niye hırslanmadı? Çünkü hayatında muhtemelen yapacak daha önemli şeyler vardı. Neyse, bu arada şeylere o kadar daldım ki aşk üçgenlerine, hiç Hayriye'nden bahsetmedin. Hacı ne yapıyorsunuz? Sevgili bulup unuttun mu onu yoksa derseniz, kesinlikle öyle olmadı tabii ki de. Bunların hepsini böyle paralel bir şekilde yaşıyorduk bütün her şeyimizi. Ama arada tabii ki de ikimiz dışarı çıkıp kopmaca partilemeci yapıyorduk. Hani İtalyan geldi bize yerleştirirken mesela geliyor 2 hafta kalıyordu, dönüyordu. Bir hafta işte okula gidip bir şeyler yapıp sonra gelip 2 hafta daha kalıyordu. Gerçekten son 2-3 kayı. 2-3 ayı bizim zilinde, bizim köyde geçirdi. Bizim köye muhtara yazdırdık, bunu ikamete aldırdık. Orada yaşıyordu artık. Bu arada Hayri Hanım'la da biz böyle çıkıyoruz, partiliyoruz. Yaptığımız tüm aktivitelerin biliyorsunuz başında işte çizgi film yapmak, resim çizmek, sanatın dibine vurmak demek isterdim ama daha çok partilemek geliyordu. Hatta bir akşam böyle komik bir şey olmuştu, o kısmını anlatayım size. Çünkü hani artık Erasmus boyunca yeter ağzına tüküreyim, her bölüm partiliyorsunuz anladık demiş olabilirsiniz ama ilginç bir olay var, onu atlayamayacağım kusura bakmayın. Bir akşam dışarı çıktık, işte bir tane böyle daha önce tanıştığımız bir çocuğu gördük böyle. Sınıf arkadaşımız mı tanıştırdı ne oldu, onlarla falan arkadaş olduk, beraber böyle partiliyoruz, bunlar büyük bir gruptu. Sonra biz buna after party yapacağız, siz de gelin falan filan dedi. Neyse okey falan, olur falan filan dedik böyle. O grubun içinde tanıştığımız bir çocukla işte taksiyle gidiyordu. Onunla beraber taksiye gidin, beraber gidiyoruz. Bir sonra fark ettik ki şehrin dışına çıkıyorsun. Zaten 1 kilometre gidince şehrin dışına çıkıyorsun. Şehir o kadar küçük, benim nasıl kayboldum hala bir gizem. Hala çözülemedim mesela. Sonra baktık, anam nereye gidiyor falan şey oldu böyle hani. Hafif sarhoşluk tribine de girdik. Lan bizi kaçırıyorlar mı? Ne yapıyoruz? Biz niye bu taksinin içindeyiz? Burası neresi? Burası bizim köy değil. Köyden çıkıyoruz falan diye bir tribe girdik.
Çocuk dedi ki durdur arabayı, biz ineceğiz ama nowhere'in yani middle of nowhere dedikleri yerdeyiz yani. Böyle etrafta hiçbir şey yok. Sonra çocuk böyle güldü falan, ciddiye almadı bizi. Taksi şoförü de polis arıyorum durdur falan. Adam böyle ne oluyor falan, ondan sizinle mi uğraşan gerizekalı, hep durduru. Biz taksiden indik ama oh, çok rahatladım, iyi ki de indik. Ne, yoksa bizi kaçırıyor muydu falan diye durduk yere bir tribe girdi. Neden öyle bir tribe girdik ben de bilmiyorum. Bir anda bir panikledik, bulunduğumuz alanın dışına çıktığımızda sanırım o safety bubble'ımızdan ayrılıyoruz diye. Ah yaşasın, indik çok mu düz falan filan. E şimdi ne yapacağız falan diye. Nerede olduğumuza dair hiçbir fikrimiz yok. Tabii de telefonda internet yok. O zaman öyle şeyler yoktu, tamam mı? Böyle dedik ki işte, zilin yaşayan arkadaşlarımızı aradım. Onlar belki biliyordur diye. Böyle gece 3'ü bir tane arkadaş vardı yurtta bizle yaşayan. Onu aradım. Neredesiniz, ne var diyor. Ağaç var. Repeat after me. Şeye düştük ya resmen. Oğlum ben bu andan önce yaşamıştım. Ev var, ağaç var. Başka ne var bilmiyorum falan diye. Sonra biz dedik ki hayır yani yürüyelim. Yani insan yok, mağaza yok, tarif edebileceğimiz hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey yok. Ölü bir sanki film çekilmiş, böyle Hollywood oraya gelmiş, seti kurmuş, filmi çekmiş, bırakmış, terk etmiş. Yıllardır da kimse uğramamış gibi bir yerdeyiz, bomboş. Yürüdük, dedik ki şu taraftan gelmişler, bu tarafa doğru yürüyelim. Kuzey güney anlayışı falan diyor. İnsan bari değil mi? Bir kez kayboldun salak, bari kuzey güneyi öğren. Yurt ne tarafta kalıyor onu öğren. Yosunlara bakarsan ağacın üstündeki yolunu bulursun, ki öyle bir şey yokmuş, geçenlerde öğrendim onu da. Şok 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 geçirdim. Neyse. Yürümeye başladık falan. Bir saat yürüdükten sonra bir tane otobüs gördük. Otobüs ya, bildiğin içinde böyle insanlar falan. Dedik yani en kötü nereye gidiyor olabilir? En azından bir şehre varır, hani bizim şehrimiz olmasa bile başka bir şehre varır. O şehirden trene binip kendi şehrimize döneriz. Hani bir insanların olduğu bir yere ulaşsak bile yeter. Saat 4.30-5 civarı. Otobüse bindik abi. Otobüs o kadar ilginç ki hayatımda hiç o kadar ilginç bir otobüse binmiştim galiba. Bir otobüs ne kadar ilginç olabilir diye düşünüyor olabiliriz. Şöyle anlatayım size. Otobüsün içi artı 70 yaş üstü, sessiz, ölmekle ölmemek arasında karar verememiş insanlarla dolu. Sanki toplanıp böyle hadi artık mezarlığa gidelim gibi. Şöyle demek istemiyorum bak, bu arada yaş ayrımcılığı yapmıyorum. Gerçekten ölmüş gibi soru soruyorsun, cevaplamıyor. Sadece böyle yüzüne bakıyor ama hani oğlum biz bu arada taksideyken zamanda yolculuk yaptık da işte Walking Dead'in setine indik de Walking Dead gerçek olmuş, insana gerçekten zombileşiyor mu deseniz inanacağımız kadar böyle zombi tipli bir kalabalığın içine düştük. Soru soruyoruz, kimse cevap vermiyor. Hani böyle Çekçe bir şeyler söylemeye çalışıyoruz, gene cevap vermiyor. Kimse konuşmuyor abi. Oturduk en sonunda böyle sinirden gülüyoruz Hayri Hanım'la. Bir süre sonra baktık, anam dedik zil. 15-20 dakika sonra ne kadar uzaklaşmış olabilirdik zaten. İndik oradan, böyle yurda bir gidişimiz var. Sanki yüzyıllar böyle gurbette yaşamış, sonra ülkesine dönmüş de yeri oturup toprağından genç öpen gençler gibi. O yokuşu bir çıkışımız var slow motion'a, ki zaten hızlı bir şekilde çıkamazdık. Çok iğrenç bir yokuştu yurda giden yokuş. Ama şey, böyle nesiller boyu arkadaşlarımıza anlattığımız bir anıya dönüştü bu. Oğlum ölüler otobüsüne bindik, çok acayipti. Bir an biri kalkıp kolumu ısırıp yemeye başlasa beni hiç şaşırmazdım falan diye. Şoför de konuşmuyor ve herkes sana pis pis gülüyor böyle. Gerçekten diyorum bak, abartmıyorum, zilin psikolojik bir deney olabilir yani. Senelerdir bizi inceliyor olabilirler. Truman Show varmış deseler, zilindeymiş deseler, hiç gözümü kırpmadan doğrudur vallahi inanırım derim yani. O kadar gerçek dışı bir şehir, o kadar gerçek dışı bir deneyim de orada yaşadığımız. Gelelim İtalyanlı olan konumuza. Şimdi buradaki gerçek romantizm kısmından birazcık bahsetmem gerekiyor. Kavgalar, bilardo salonları, bowlingler, pastalar, makarnalar falan filan derken bir ara dedik ki Prag'a bir gezi düzenleyelim. Biz tam artık Erasmus bitmeden önce hafta sonu gezisi yaptık Prag'a. Böyle hayatımda geçirdiğim en romantik anlardan birini orada yaşamışımdır herhalde. Oralar şöyle gelişti. Genel hafta sonu resmi çizmeye yere gezerken çok eğleniyoruz, çok güzel yemekler yiyoruz, geziyoruz falan. Böyle şehir zaten çok güzel. Bir de aşık olunca her yer zaten daha güzel. Ya çok aşığız, ya yok falan diye el ele tutuştuk, böyle etrafta koşuyoruz. Gerçekten şaka yapmıyorum. El ele tutuştuk, etrafta koşuyoruz yani. O halde bir resim çiziyoruz beraber. Daha sonra böyle gün, böyle çok güneşli bir günde bir anda yağmur yağmaya başladı. Çünkü film setindeyiz. Çünkü her şey, bütün evren bir araya gelmiş. Allah'ım romantizmi de bir almalıyız, hemen her şeyi yapmalıyız falan diye benim etrafımda dönüyor. Bir anda yağmur yağmaya başladı. Keşfe sıkıştık böyle. Bir restoranda mı bir yere yetişiyorduk o sırada da. Sonra sokaktan bir tane teyze geçiyordu böyle şemsiyeli. Aa, şemsiyesi var diye benim İtalyan koçum kadının şemsiyesinin altına girdi. Çünkü böyle bir ruh hastasıydı. Ondan diyorum ya, çok eğlenceli. Kadın şemsiyeyle buna falan vurmaya başladı. Korktu. Düşünsenize, yolda şemsiye yiyoruz. Bir anda birisi koşup altına giriyor böyle. Bilmediğiniz dediğinde bir şeyler söylüyor.
Buna vurdu falan. Bu ne oluyor falan anlamadı. Çünkü bu bir İtalyan. O bir İtalyan. Öbürü de bir Çek. Burada bir kültür çatışması yaşandı. Ben gülmekten yerleri falan yatıyorum. En sonunda böyle yağmurun altına çıktık. Beraber koşuyoruz falan. Sırılsıklama olmuşuz. 10 dakika sonra yağmur durdu falan. Güneş açtı. Böyle bildiğin romantizmin, ayarlanmış romantizmin dibine vurmuş şekilde bir hafta sonu geçirdik. Sonra döndük. Artık bu arada şeyden de bahsedeyim. Ay romantizm, romantizm. Tuğçe bokunu çıkardın. İyi ki de romantik değilmişim. Bir de olsan ne olurdu? Dediğinizi duyar gibiyim. Bir yandan da tabii ki de oğlum sen Erasmus değil misin? Okulun yok mu? Dersin yok mu? Sorumlulukların yok mu? Diyorsanız evet yok. Gerçekten okulda artık tek yapmam gereken filmi bitirmekti ki o filmi kenara atmıştım ama şöyle bir şey var. Bilmiyorum size hiç oldu mu? Bir dönem yaşarsınız. Okul bitme döneminde yani hayatımda ilk kez o zaman olmuştu. Çünkü hayatım boyunca ne yapacağımı hep biliyordum. Hep bir planım vardı. İşte liseye git, liseyi bitir, üniversiteye git, üniversiteyi bitir. Peki sonra hani yüksek yaparım diyordum. Bir okul bulamadım. Hani yurt dışına taşınırım diyordum. Öyle birikimim yoktu. Vize gerçeği ve euro dolar gerçeği olduğunu daha böyle yeni yeni yüzleşiyorum. Çünkü hayal kurarken bunları oturup da vize neresi istiyormuş acaba diye araştırmıyordum. Benim gibi bilinçsizseniz siz de araştırmıyorsunuzdur. Anlayabiliyorsunuzdur ne demek istediğimi. Gerçekler böyle yüzme vurmaya başlayınca Allah'ım peki sırada ne var? Hani şimdi ne olacak? Sorusu böyle kafamda dönmeye başladı. Çok güzel bir dönem yaşıyorum ama aynı zamanda minik minik stres topu içimde böyle alev topu gibi büyüyordu resmen. Böyle evrileşmek isteyen ama evrileşemeyen Pokemon gibiydim. Anlatabildim mi hislerimi ya? Bence anladınız siz. Bu cümle bunu çok güzel açıklamıştınız hissettiğimi. Bir yandan da işte şirketlere başvurular falan yapıyorum ama CV mi bir hak getire. Yani maile merhaba ben dostum ya desem daha açıklayıcı olurdu o CV'den. Boş çünkü. Ben Tuğçe, ben varım, benim duygularım var. Ben mezun oluyorum haberiniz olsun. Çünkü dünya o sırada beni bekliyor ya Tuğçe mezun olsa da işe alsak diye. Hiçbir portfolyo doğru dürüst bir iş sunmama gerek yok diye. Sağa sola böyle profesyonellikten uzak. Geçenlerde çünkü denk geldi de okudum gönderdiğim maillerden birini. Profesyonel uzak, bilinçten uzak mailler falan atıyorum. Ama tabii ki de kimse kar alıp dönüş bile yapmıyor. Vicdansızlar! Böyle gözlerim yaşta Allah'ım ne olacak şimdi ne yapacağım falan diye minik minik tırsmaya başlıyorum. Çünkü gerçekten artık aylar geçti. Şey yaklaşıyor, mezuniyetim yaklaşıyor. Bir noktada hani ne yapacağımı, bir sonraki adımı kestirmeye çalışıyorum. Çünkü ülkeden yani Erasmus'tan döneceğim. O güzel balonun içinden, o partileyip eğlendiğimiz şahane arkadaşlar yaşadığım ortamdan döneceğim ve döndüğüm gibi mezun olacağım ve mezun olduktan sonra ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. O sırada hemen şeyden bahsedeyim. Okuldaki hocamız bize bu animasyondaki şey vardı ya, Noel Baba'ya benzeyen Tunciş. Ya işte çok güzelsiniz, çok yeteneklisiniz. Burada işte master'a kalmak ister misiniz? İsterseniz ben komitedeyim hani ayarlayayım size işte burs ayarlayalım direkt kalın demişti. Tabii ben o sırada check your rating yaktı. Aslın buraya da benim işim bitti ya. Ben daha büyük yerleri gözlüktüm falan kafasında olduğum için. Çünkü şeyi hiç hesaplamamış. Mesela master'ını yüksek lisans falan yapmak istiyorsanız başvurularını bir yıl önce de falan başlamanız gerekiyor. Burs başvurularına ve okul başvurularına. Bunu hiç planlamamış. Diyor ki ben sonra da başvurumu yaparım. 2 ay içinde hemen her şeyi hallederim. Hop hemen 1 ay içinde de hemen giderim. Başlarım işte yeni eğitim sistemime diye düşünmüş. Doğrusu hiç düşünmemişim. Şu an ne düşünüyordum diye düşünüyorum da gerçekten düşünmemişim hiçbir şey. Hoca böyle bir teklifte gelince de yok ya Çek Cumhuriyeti'ne gerek yok ya falan. Geri dönerim falan filan diyordum. Onun için böyle plansız kalmıştı. Artık yani anlayacağınız aşığım. Sonu geliyor, okulu bitiyor, filmi bitirmedim ama hoca her şekilde geçiriyor. Hani siz bitirirsiniz kendi önümüze, ben size güveniyorum falan kafasında. Güven pıtırcı yavrum benim. Bize bu tabii ki de bu genişlik, bu boş vermişlik hali bizde ters etmeye başladı. Son aylarda boş ver ya sonra yaparız falan diye film falan iteledik derece. Hayriye Hanım'la böyle daha çok partileme modundayız. Burada kendisine hiç bahsetmedim çünkü bu hikayelerin paralelinde kendisi hep yanımda yani hiçbir ayrılma, hiçbir şey olmadı. İlişkimiz oturdu artık böyle emekli çift gibi mutlu mutlu geziyoruz falan. O ben İtalyan böyle mutlu bir aile olmuşuz, çocuklarımız yanımızda falan. Her şey güzeldi. Bu arada bana Hayriye Hanım demişken bahsedeyim. Hayatımda yaşadığım en güzel doğum günlerinden birini yaşatmıştı. Böyle bir tane sergi açmak istiyordum ben. Ondan önce bir tane yani Çek Cumhuriyeti'nden önce açmıştım Türkiye'de 2 kez. En yakın arkadaşımla. Şimdi oradayken bir tane sergi açayım dedim. Hayri Hanım'a da işte sen de katılmak ister misin dedim. Olur dedi. Beraber bir tane minik bir tane gittiğimiz bar vardı. Orayla konuştuk. Burada sergi açabilir miyiz diye. Olur, çok iyi olur falan filan dedi. Komik bir tane de sahibi vardı. Orada sergi açmayı planladık. Serginin açıldığı gece de benim neredeyse doğum günümle aynı gün müydü? Bir gün öncesi, bir gün sonrasında bana denk geliyordu. Öyle bir şekilde ayarladık. Hayri Hanım da bana sürpriz doğum günü organize etmişti ama hayatımda gerçekten yaşadığım en güzel doğum günü. Bakın şuraya fotoğrafı koyayım siz de anlayın gözlerimdeki pırıltıdan ne kadar mutlu olduğumu.
burada böyle şey yapmış, bütün Erasmus'taki arkadaşlarıma gidip benle ilgili bir şeyler söylemelerini, işte bana bir doğum günü mesajı iletmelerini falan istemiş böyle. Onları video alıp böyle editlemiş, çok güzel bir edit falan yapmıştı. Orada büyük ekranda hep beraber izlemiştik, gözlerim yaşlı falan. O kadar güzel bir duyguydu ki, o kadar şanslıydım ki böyle bir arkadaşım olduğu için. Böyle çok güzel bir doğum günü akşamı yaşamıştım. Yani gerçekten hayatımda çok güzel giden bir dönemdi yani. Erasmus'u hep böyle güzel gülücüklerle hatırlıyorum. Umarım siz de gidebiliyorsunuzdur çünkü geçen sene özellikle bana birçok mesaj atanınız olmuştu. Erasmus kazandım ama gidemiyorum. İşte Covid'den dolayı. Daha sonra işte doların ve euronun şu anki halinden dolayı. Umarım artık açılmıştır. Covid engeli kalkmıştır ve dolar, euro her ne kadar kalkmasa da okul hibeleriniz karşılayabilecek durumdadır. Ve siz de yani içinizde isteyen varsa bunu, bu deneyimi yaşayabilir. Çünkü gerçekten herkese böyle açık kalplilikle tavsiye edebileceğim bir deneyim, bir dönemdi kendileri. Neyse, gözler yaşlı, Allah'ım, çok ruhsal, çok duygusal bir bölüm. Çünkü neden? Erasmus'un da sonuna geliyorum ya bu bölümde artık. O da beni duygulandırıyor. Hani hem dönem böyle kendi içinde böyle çok güzel şeyler yaşadığım bir dönemdi. Hem de artık Erasmus'tan bahsetmeyecek olmamız bu çizim ve sohbet serimizde beni birazcık duygulandırdı açıkçası. Neyse, artık uzun lafın kısası, şu noktaya gelmiş bulunuyoruz. Bir yüksek lisans ya da master, hiçbir şey bulamadım. Bulduklarımı da açıkçası karşılayacak bir durumum yoktu. O anda onu ödeyemeyecektim. Burs almam gerekiyordu. Onun için dedim ki önceliğim Türkiye'ye dönmek, para biriktirmek ve seneye işte eğitim ya da başka bir amaçla ne şekilde olursa yurt dışı serüvenime kendim ayrı bir şekilde devam ederim şeklindeydi. Artık Erasmus'un zaten sonuna gelmiştik. İnsanlar teker teker ayrılıyordu. Ama öyle arkadaşlıklar kurduk ki zaten bir daha göreceğimi biliyordum. Ama minik bir hüzün var tabii de, her hafta böyle birisi gidiyor falan. Hayriye Hanım benden önce döndü. Bir iki hafta ben daha fazla kaldım. Onun bileti benden daha önceydi. İtalyan'da beraberiz zaten. O artık işte okulu iyice bıraktı. O hatta benden sonra bir ay daha kalıyordu sanırım. Onun Temmuz'da mı ne bitiyordu okulu? Ben Haziran'da dönüyordum. Neyse, artık Hayri Hanımcığım gitti, oğlumuz kızımız geri döndü ki onları zaten Türkiye'de görecektim her şekilde, ki gördüm ki hala da görüşüyoruz, her böyle sık sık mesajlaşıyoruz denk gelirsek, çünkü hepimiz dünyanın farklı yerlerindeyiz neredeyse, hepimiz değil, en azından ikimiz dünyanın farklı yerlerindeyiz, ikisi Türkiye'de şu anda. Türkiye'ye döndüğümde kendileriyle görüşüyorum, vakit geçiyorum hala, ailem dediğim insanlar gerçekten çekirdek aile diyorum, gerçekten çekirdek aileydik yani onlarla beraber. İtalya'da merak ediyorsunuzdur. Ne oldu, hani ne oldu, en son nasıl bitti bu olay diye. Yani ben en maharna yoğurtla yenir dedim. O yoğurtla yenmez. Hayır, limonlu, sirkeli derken kavgaya tutuştuk, ayrıldık. Bu şekilde bitti ilişki yani. İtalyan beni trene bindirdi. O ağlıyordu, ben de gülüyordum. Ve trenin kapıları kapandı. Ve ben Türkiye'ye gitmek üzere uçağıma doğru yola çıkmış bulunuyorum. Artık bu noktada sizin de anlayacağınız üzere bu çizim ve sohbeti bölümümüzün de ve Erasmus sayfamızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gerçekten duyguluyum çünkü Erasmus'un bitişi benim için sadece Erasmus'un bitişi değil. Aynı zamanda yaşadığım aşkın, oradaki arkadaşlıklarımın, hani en azından yüz yüze olacağımız kısmı sadece, hani çoğunu bir daha görmedim bile görmek istediğim halde. Okulumun yapacağımı, ne yapacağımı bilerek ilerlediğim dönemin her şeyin bitişiydi. Ülke değiştiriyorum, atmosfer değiştiriyorum, yaşam tarzım tamamen değişiyor, her şey yani kendi geldiğim yere dönüyor olsam da bir yıl sonra yaşadığım yeri bırakıp ne olduğunu bilmediği belirsizliğin içine dönüyor olmak gerçekten benim için zordu. Hayatımda ilk kez böyle depresyon demeyeyim de boşluğun içine düşmüş hissettim. Peki şimdi ne olacak deyip hiçbir şey bilmedim ve beni hala böyle hayatta bilmemezlik, belirsizlik çok korkutur. Hayatımda ilk kez o kadar büyük belirsizlik yaşamıştım ama ilk yaşamışım çünkü böyle belirsizlikler beni birazcık eğitti. Hani hayatta her şeyi kontrol edemeyeceğimi, her şeyi planlayamayacağımı ilk o zaman öğrenmeye başlamıştım. Belki sizin de başınıza gelmiştir çünkü böyle seneler sonra arkadaşlarımla konuştuğumda siz de böyle hissetmiş miydiniz dediğinde, ay evet kesinlikle, hani okulun bittiği an o düşülen boşluk, o ne yapacağını bilmeme hissi, hani çok çok korkunçtu falan, çok korkutmuştu beni falan dediklerine böyle daha hissetmiştim. Birçok insan böyle dönemlerden geçiyormuş. Şu anda belki içinizde vardır yeni böyle bir dönemden geçmiş ya da bu senenin sonunda ya da şu anda bile geçiyor olan. Yalnız değilsiniz ve bir şeyleri bilmemek bazen daha iyi sonuçlar da verebilir. Çünkü bu bilinmezlik bana hiçbir şey planlamadan, hiç bana hizmet edeceğini düşünmeden bir sene sonra şöyle bir hayat yaşıyorsun deselerdi, ya bir yürü git Allah aşkına diyeceğim, hayatı kapılarını açtı, o yöne yönlendirdi beni diyebilirim. Artık lafı daha fazla uzatmadan bu bölümümüzü burada kapatıyorum. Bu arada çizimim, Instagram'da bahsetmiştim, ben görmüşsünüzdür. Allah'ım çok kötü oluyor, video yeniden başlasam falan diye düşünürken ortasında oha ne güzel oldu lan, çizim ve sohbet yaptığım en güzel çizimlerden biri bu oldu diye benim dibimin düştüğü bir çizim oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bilmiyorum, uzun zamandır çizim yapmadığım için mi gözüme bu kadar güzel göründü, yoksa gerçekten beklentim çok, videonun
yolun ortasına düştü ve sonunda oha harbiden de bir şeye benzeniyor falan diye kafasında yaşadığım için mi bu kadar beğendim bilmiyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Sizinle çok yakında yeni bir videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.